Merhaba arkadaşlar. Son dersimize geldik. Son dersimizde aracı binmeden önce yapılması gerekenler nedir? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Başlayalım. Lastik kontrolü. Mutlaka arkadaşlar araca binmeden önce lastik araba etrafında bir tur atıp lastiklere bakalım. Yani çok yakın bir tarihte tam bu videoları çekmeye başladığım tarihte mesela tam kursun önünde bir vatandaşın başına geldi. Abi evden çıktı, arabaya bindi, çalıştırdı. Adım at, arabayı ilerletmesiyle beraber bir şangırtı gümbürtü koptu. En basit şu bir tane soda şişesi konmuş tekerin oraya. Ve kırıldı. İşin kötüsü nasıl kırıldıysa tekeri de yardı. Doğru tekerlek inmeye başladı. Onun için mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Dış lambaların kontrolünü yapmamızda fayda var. Gerçek hayatta ne kadar yaparız o ayrı bir şey ama en azından mevzuatta böyle bir şey var. Motor yağının kontrolü, soğutma suyunun kontrolü, fren hidrolik yağı kontrolü, cam ve aynaların kontrolü gerekiyor. Araca binildiğinde yapılması gerekenler var arkadaşlar. Bu iki konuda da soru gelebiliyor arkadaşlar. Araca binen sürücü motoru çalıştırmadan önce şu hususları yerine getirmelidir. Sürücü koltuğu. Bununla ilgili de konuşmuştuk. Güvenli sürüş dersinde de konuştuk. Arkadaşlar koltuk ayarları inanın ki son derece önem arz ediyor. Lütfen koltuk ayarınızı tam yapmadan ama özellikle direksiyon sınavında. Direksiyon sınavından bahsedeceğim. Direksiyon sınavında koltuk ayarınızı o çalışmalarda alıştığınız şekilde yapmadan lütfen çıkmayın. Bir not koltuk ayarı ile ilgili özellikle yeni direksiyon sınavında bazen uzun boylu arkadaşlar şöyle bir hataya düşüyor. Arka koltuğu çok da geri itersem diyor arkada diyor hocayı diyor sıkıştırırım. Ya bir şey olmaz arkadaşlar. Yani ben biraz kiloluyum. Özellikle uzun boylu arkadaşlar da daha çok ısrar ediyorum. Hani getir koltuğu. Rahat ol. Rahat olun. O anda hocayı düşünmeyin. O anda düşünmeniz gereken hocanın rahatlığı değil. Sizin kendi rahatlığınız. Çünkü 30 dakika araç kullanacaksınız. Bir de boyunuz uzunsa rahat edemediyseniz sıkıntı yaşayacaksınız. Buna hiç gerek yok. Attık koltuğunuzu geri. Rahat olun. Ayarları zıttık. Koltuk ayarınızı lütfen rahat yapın. Bu konuda taviz vermeyin. İç ve dış aynaların durumu. Aracın iç ve dış aynaları trafiği rahat bir şekilde görecek şekilde ayarlanmalı. Direksiyon sınavında da özellikle çok önemli. Ayna ayarlarını lütfen çok iyi yapın. Çalışmalarda alıştığınız şekle mutlaka aynayı getirin. Çünkü getirmezseniz özellikle sağınızda ya solunuzdaki bir aracı göremezseniz de ayarı tam yapmadığınızda yani Allah korusun bir şerit değiştirme durumunda trafiği tehlikeye düşürürseniz sınavınız bitecek. Lütfen aynı ayarından taviz vermeyin. Emniyet kemerinin kontrolü biliyorsunuz zaten emniyet kemerinin önlemeden artık yani neticede herkes yetişkin tekrardan bahsetmeye gerek yok ama emniyet kemeri ben direksiyon sınavındaki kısmına döneceğim. Takılmadan hareket ettirmeye kalktığımız zaman arkadaşlar sınavımız biliyorsunuz 50 santim 1 metre içinde bitiyor. Sürücü mahalli kontrolü. Yani kullanacağımız aydınlatma işte o düğmeler, kollar vesaire bunlarda bir sıkıntı var mı yok mu? Mutlaka bunlara bir bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Aynalar ve görüş açıları. Şimdi burada çok uzun anlatılıyor. Benim burada size söylemek istediğim şu. Ayna ayarlarını lütfen tam çalışmaları nasıl yapıyorsanız mutlaka öyle yapmanızda fayda var. Neticede bir sınava gireceksiniz. Ha sınavı geçtiniz. Ehliyetinizi alıp yola çıktığınızda da ayna ayarlarınızı mutlaka iyi yapın arkadaşlar. Çok yakın bir tarihte başıma gelen örnekten bahsetmek istiyorum. Arabanın markasını söylemeyeceğim ama iyi bir arabaydı. Tam bizim siteye girdim. Güvenlik rica etti. Bir tane bir sürücü cinsiyetini söylemeyeceğim. Arabayı çıkartabilir misiniz diye rica ettiler. Geri. Tamam dedik çıkartarız ne olacak? Yani zaten işimiz direksiyon hocalığı bir kısmı da valilik neredeyse. Arabayı çıkartmaya oturduğumda koltuğu ama araba bir de müthişti. Aynalarla ilgili bir gariplik dikkatimi çekti ama hadi sormadım. En azından arabayı çıkartana kadar. Çıkarttım arabayı. Ondan sonra sürücü dedi ki ya ben de işte aynalardan dedi, tam dedi, göremiyorum gelirken o yüzden de yardım istedik. Böyle hafif de mahcubiyeti var. Ya önemli değil, sıkıntı değil. Ama dayanamadım. Mesleki manyaklıkla var herhalde biraz.
Aynalarımızla ilgili bir sıkıntı mı var dedim. Evet diyor, ben nedense tam diyor göremiyorum bazı yerlerde. Özellikle diyor geri gelirken gibi bir cümle kullandı. Peki bir şey rica ettim kendisinden. Arabayı düz konuma getirdim. Bir ayna ayar yaptık beraber. Bir şöyle yapsanız, işte şöyle şöyle yapsanız nasıl olur falan diye. Ve gelen tepki şu. Aa dedi, benim aynalar dedi ne kadar güzel gösteriyormuş. Ve ben diye inanın şok oldum. Çünkü araba gerçekten güzel bir araba. Hani dıştan bakınca yani acemi değildir diyorsun belki. Ama ben bu kişiyle trafiği paylaşıyorum. Ve bu vatandaş aynı ayarları o kadar kötüymüş ki. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hani sağ sola gidiyor ediyor, hiçbir şey yok. Ama aynı ayarları berbat. Ondan sonra biraz formalize ettik kendisi için. Ondan sonra ciddi ciddi aynen bunu söyledi. Ben o bayağı bir şokta kaldım. Benim için de iyi oldu. Teorik derslerde bunu anlatabiliyorum. Bana da bir tabiri caizse malzeme oldu. Ayna ayarı yapmadan körlemesine gidiyormuş. Ve ondan sonra şimdi karşılaşıyoruz dedi. Selamlaşıyoruz da ondan sonra tanıştık. Ama gerçekten böyle denk geldiği zaman onu söylüyor. Ya diyor ben diyor ayna ayarı diyor yapmıyormuşum diyor. Aynalarım diyor çok diyor kötüymüş. Lütfen ayna ayarı konusunda arkadaşlar özen göstermenizi tavsiye ederim. Kör nokta arkadaşlar. Şimdiki aynalar tabii biraz daha iyi eskiye nazaran. Hafif bir dış bükeylikleri var. Kör noktaları da azaldı ama bir de kör nokta olayı var. Yani araba şurada yanınızdayken bile mesela görememe durumu olabiliyor. Ha bunu nasıl engelleriz? Son derece basit. Sola çıkacaksak, şuradaki aracı bizi sola çıkacaksak, aynadan baktıktan sonra sol tarafa kafanızı yani çevirin. Bir bakın yan tarafta. Çok rahat görürsünüz. Aynı şekilde sağ tarafa geçeceğinizi düşünün. Tamam, sinyali verdiğinizde aynadan baktınız. Lütfen üşen bir kafanızı bir kere sağa doğru çevirin bir bakın. Zaten kör noktanızda kalan bir yer varsa rahatlıkla görüp hamlenizi ona göre yaparsınız. Doğru pozisyonda ayar almamış ayna hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramadığı gibi aynalarım düzgün. Tamam ben görüyorum aynalarım iyi diye yanılgıya düşürtüp Allah korusun kaza yapmanıza bile neden olabilir. Araca römork takılması diye bir şey var. Bunda da elektrik sistemi prize takmak gerekiyor. Sinyal lambaları, stop park lambaları çalıştırmak zorunda. Böyle bir şey römork takılırsa bunun gibi veya çekmelisini düşünün. Römorku bağladığımız yerde çekidemiri Gresia sürüyoruz diye bir madde var. Geçiyorum. Aktif pasif güvenlik sistemleri. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim kısaca. Neymiş bunlar? Araç üzerindeki güvenlik sistemleri genel olarak aktif ve pasif güvenlik sistemleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aktif sistemler sürüş emniyetini artırarak şoföre yardımcı olan sistemlerdir. Aktif güvenlik sistemlerini şöyle biraz inceleyecek olursak. Fren güvenliği, patinaj önleme, savrulma devrilme kontrolü gibi. Günümüzde en çok kullanılan nelermiş? Kısa kısa onlardan bahsedelim. ABS, anti-blokaj sistemi. Frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini engeller. Direksiyon hakimiyetinin daha iyi olmasını sağlar. Yani bu ne demek? ABS yoksa frene dip bastığımız zaman tekerlekleri kilitleyecek. Tekerlekleri sağa sola çevirseniz, sola çevirseniz araba kendi burnunun dikine kayarak gidecek. ASR, patinaj önleme sistemi. Harekete geçme ve hızlanma sırasında tekerleklerin patinaj yapmasını engeller. Şununla ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Kardeşimin kullandığı araçta bir gün halkalı tarafında kaldık. Kurtuluşumuza yaklaşık 1 metre kadar bir mesafe var. Hafif rampalı bir yerde kar var. Patinaja ihtiyacımız var. Yani patinaj yaparak olsa oraya kuru alana geleceğiz ve geçeceğiz. Fakat sistem var, çıkmıyor, izin vermiyor. Neden sonra aklımıza geldi? Şöyle birbirimize baktık kardeşimle. Kapattık ASR'yi. Ondan sonra patinaj çekerek o buzun daha az olduğu yere geldi lastikler. Ondan sonra bizi çıkardı, gittik. Yani 50 santim kadar, 1 metre kadar bir alan var. Patinaj çekemiyor. Patinaj çekse kurtulacağız. Bazı durumlarda özellikle karlı bu patinaj çekmek bizi kurtarabilir. O durumlarda ASR varsa kapatabiliyorsanız o aklınızda olsun derim ben. Sınav konusu değil. ESP, savrulma önleme sistemi. Sürüş sırasında tekerleklerden herhangi biri patinaj yapacak olursa motor torkunu düşürerek patinajı engelliyor arkadaşlar. Savrulma engelleyen sistem desek kısaca bilsek kâfi. BSC, araç stabilite kontrol sistemi. TRC, araç patinaj kontrol sistemi. EMS, elektronik kontrollü süspansiyon sistemi diye geçiyor. Peki pasif güvenlik sistemleri neymiş? Aracın ve yolcuların kaza anında ve sonrasında güvenliğini sağlayan sistemlerdir. Airbag, teleskopik katlanabilir direksiyon kolonu. Şu özellikle benim gençlik yıllarımda en çok korktuğumuz şeydi şu.
Direksiyon için simitleri şimdi katlanıyor. Direksiyon simit dedim, özür dilerim. Direksiyon ne deniyordu ona? Kolonu katlanıyor. Ama benim gençliğimdeki arabaların şu anda böyle bir olay yoktu. Bir kaza yapıldığı zaman ön direksiyondaki o kolon direkt göğse vurup ciddi yaralanmalar neden olabiliyordu. Ön germeli emniyet kemerleri. Yani şu an emniyet kemeri mesela yumuşak hareket yaptığınız zaman dönmenize izin verir. Ama hızlı bir hareket yaptığınızda kaza oldu algısı yapıp kendince hemen sizin tutar. Benim zamanımda gençlik yıllarında özellikle bir de bunlar şeydi. Elle ayarlıydı. Aman Allah'ım. Düşünemiyorum. Kaza esnasında arkaya katlanır pedal sistemi. En sevdiğim sistemlerden birisi bu. Bu da benim çocukluğumda ve gençlik yıllarımdaki arabalarda böyle bir olaylar pek yoktu. Ya bir kaza alıyor, kafadan çarpıyordu araba. İçinde mesela ayakları sürücünün pedalları sıkıştığı için yanan ölen sürücüler oluyordu. Bundan mesela çok korkardım yıllar önce. Ama şimdi pedala katlandığı için ayak sıkışma olayları daha minimize oldu. Kapıcı çelik barlar. Yandan gelen darbelerde darbelere karşı kuvveti artırıyor. Arttırılmış kalın mukavemeti. Eskiden mesela benim gençlik yılındaki arabalar vurduğu zaman akordeon gibi körük haline geliyordu. Şimdi vuruyorsunuz araba daha bir yapılı hale kalıyor. Ezilmiyor. Kaza anında koparak motorun devrilmesini sağlayan motor kulak dizaynı. Bu şu demek, eskiden arabalarda böyle olaylar pek yoktu. Yani önden bir çarpma durumunda motor bloğu ayaklarınızı ezebiliyordu. Öndeki sağdaki oturan kişinin de ayaklarını ezebiliyordu. Ama şimdiki arabalarda artık vurulduğu zaman darbe durumunda o yaylardan, hizadan pıt, motor arabanın altına doğru kayıyor. Ve ayak sıkıştırma olaylarını minimize ediyor. Rodaj diye bir mevzu var. Rodaj zamanı aracın fabrika çıkışından sonra belli kilometreye kadar geçen süre deniyor. Yani fabrika çıkışından sonra motor parçaları birbirine alışma süresi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Genelde soru olarak gelirse de şu gelir. Rodajda yapılmaması gerekenler veya neler dikkat edilmelidir tarzında. İşte fazla sürat yapılmaz, ani duruş kalkış yapılmaz, motor tam güçte çalıştırılmaz, uzun süre sabit hızla gidilmez diye mevzusu var. Bakımlara geldik. Motor yerlerden birisi. Günlük bakımlar arkadaşlar, motorun yağına, suyuna, fren hidroliğine, yakıtına, lastik hava basınçlarına, ikaz, ışık sistemlerine bakılır. Haftalık bakımda vantilatör kayışı, gerginliği, akü bakımı yapılır. Şimdiki aküler artık farklı ama kuru akü mevzuat hala var. Sınavınıza da gelebilir. Burada arkadaşlar şeyi unutmayalım. Saf suyun plakaları 1 santim, bazen de 1 parmak diyor. Öyle de gördüm. Üzerinde olması gerekiyor. Saf su olması gerekiyor diye mevzusu var. Yine o yüzden çok fazla uzatmayacağım bunu. Antifriz, yaz kış mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bunu hepimiz artık biliyoruz. Ampul değişimi. Aman arkadaşlar, ampul değişimi. Eskiden çok rahat yaptığım, severek yaptığım bir şeydi. Bir patlama ampulün değiştirme durumunda ama şimdiki arabalarda arkadaşlar biraz iğrenç oldu. Ya bazı arabalar var, iki tip anahtar gerekiyor çözebilmeniz için. Yani bir de plastik tırnaklar çıktı işin içine. Yok biraz fazla çekince tırnak kırılıyor. Yok oturmuyor yerine. Yani ampul patlamasının arkadaşlar eğer çok pratiğiniz yoksa vallahi şu yeni nesil arabalarda üşenmeyin. Otel elektrikçisi arkadaşlara götürüp 5-10 lira verip değiştirmenizi tavsiye ederim. Değiştirme işleminde neler yapılacakmış? Ampulün elektrik bağlı soketi çıkarılır. Ampulün çevresine bağlayan plastik soket çıkarılır. Yanan ampul çıkarılır. Yeni yedek ampul takılır. Tabi burası işin kolay kısmı. Bütün mesele şu kısma gelene kadar. Onu nasıl çıkartacağız? O kadar güzel yapmışlar ki artık dizaynları. Neyse isyan etmiyorum. Ampulü taktıktan sonra yine yaptığımız işlemi sırasıyla geriye doğru yaparak bağlantı yapıyoruz. Araçta bulundurması zorunlu olan gereçler var. Bunlardan trafikte de bahsetmiştik. Çok hızlı bir şekilde bir daha bunların üstüne geçeceğim. Taksimetre. Taksi otomobillerde olması gerekiyor. Takograf, kamyon, otobüs çekicilerde olması gerekiyor. Yangın söndürme cihazı tehlikeli madde taşıyan araçlarda 2-6 kiloluk 2 adet olacak. Diğer araçlarda 1 adet olması yeterli arkadaşlar. Yedek malzeme şu. Yani kirikodan tutun da çekme adına kadar olan kısımlar. Yalnız zaten açıklamaları var.
Reflektör, motorlu araçlarda motosiklet ve bisiklet hariç her araçta iki tane olması gerekiyor. Engel işareti, otobüs, kamyon ve çekicilerdeki reflektör gibidir bu. Steplerin ambalajı, yedek lastik ve takoz olması gerekiyor. Boyun korsesi, her 10 koltuk için bir tane olması gerekiyor. Diğer araçlarda bir set olması kâfi. İlk yardım çantası da aynı boyunluk gibi. Her 10 koltuk için bir tane, bir set olması gerekiyor. İç lamba vesaire. Kask, biliyorsunuz özellikle motorlu sürücüler, motosiklet kullanıcılarında olacak. Emniyet kemeri olmazsa olmazımız artık. Şimdi aracın fazla yakıt yakmasının nedenleri nedir diye bir konu var. Taşıtlarda fazla yakıt sarfiyatına yol açan nedenler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. Şimdi araçtan kaynaklanan kusurlar. Yani motorları, sistemlerle ilgili, işte filtrelerle ilgili ne varsa arızalar hepsi araçtan kaynaklanan kusur olarak geçiyor. Bunu böyle bilir. Hepsini tek tek bahsetmemize gerek yok. Mantık yani böyle buna bir soru gelirse rahatlıkla yaparız arkadaşlar. Sürücüden kaynaklanan kusurlar varmış. Ani kalkış duruşlar, istikrarsız araç kullanmak, yani bir hızlı bir yavaş, uygun devirde ve uygun viteste araç kullanmamak. Şu maddeye sinir oluyorum. Aracı 90 km'nin üstündeki hızlarda kullanmak. Ya değil mi? 46 yaşındayım. Ben 17 yaşındayken de hatırlıyordum, bu 90 km'deydi. Aradan yıllar geçti. Arabalarda müthiş değişiklikler oldu. Ama şu 90 üstüne çıkamadı. Yani arabalar hala 90 km'nin üstüne çıktı mı yakmıyor arkadaşlar. İçiyor. İçiyor. Resmen lıkır lıkır içiyor yakıtı. Keşke şunu biraz daha yukarılara çekebilmiş olsalardı. İstihap adetleri dışında fazla yük yüklemek. İlave bagaj, port bagaj, kayak tutucu vesaire bunları takmak. Yüksek hızlarda camları açarak seyretmek. Kontrolsüz klima çalıştırma gibi. Ekonomik sürüş için alınacak önlemler. Birçok madde var. Yani hızlı gitmeyeceğiz. Olayın özü şu. Hızlı gitmeyeceğiz. Arabanın bakımını zamanla tam yaptıracağız. Uygun viteste devirde kullanacağız vesaire, bu tip şeyler var. Araca inerken kapıyı nasıl açalım? Bu da direksiyon sınavının son anında bazen önem arz ediyor. Arkadaşlar merhaba. Bir de küçük bir not. Ama burada dediğim gibi videoyu burada seyretmeyeceğiz. Nasıl, yani merak ediyorsanız, hatta kendi güveniniz için arkadaşlar kapı nasıl açıldığı konusundaki o videoya da bakmanızda fayda var. Güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir. Hepinizin bildiği gibi. Sınavda bu süslerden sadece biri arkadaşlar. Ders olarak anlatacağım konular benim artık bitti. Bundan sonra artık sınavları bekleyeceğiz. Sınavda hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Son bir video çekeceğim. Sınavla ilgili ve direksiyon sınavıyla ilgili bazı anlatmak, paylaşmak istediğim anekdotlar olacak, notlar olacak. Onların videosunu da çekeceğim. Ondan sonra kısa bir süre içinde de paylaşacağım. Arkadaşlar hepinize sınavda ve hayatlarınızda başarılar dilerim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.